Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni özellikleriyle macOS Sequoia'yı inceleyeceğiz. Yeni gelen güncelleme ile birlikte hangi özellikler gelmiş ve bu özellikler ne işimize yarayacak? Buna detaylı bir şekilde bakmaya çalışacağız. Hadi gelin videomuza geçelim ve bu özelliklere yakından bakalım. Öncelikle bu güncelleme WWDC'de tanıtıldı ve sonrasında beta güncellemeleriyle birlikte görmeye başladık ve yepyeni özellikleriyle şimdi de bütün kullanıcılara sunulmuş durumda. Artık nihai güncellemeye gelmiş durumdayız. Bunun gibi gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenip bizi de takip etmeyi unutmayın. Hadi gelin yeni özelliklere yakından bakalım. Benim en çok sevdiğim iPhone mirroring özelliği çünkü Mac'i zaten kullanıyoruz. Kenarda telefonumuz duruyor. Bir ona bakıyoruz, bir ona bakıyoruz. Dikkatimiz dağılıyor. Dikkatimiz dağılmasın diye çok daha kompakt bir şekilde işlerimizi halledebileceğimiz bir yapı sunmuşlar. Ve bu yapıyı da mesela çok optimize şekilde sunmuşlar. Daha öncesinde bu sistemi yapanlar yok muydu? Vardı. Farklı işletim sistemlerinde görmüştük bu deneyimi. Fakat daha optimize bir şekilde çalıştığını net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü donanım tarafında da Apple var. Yazılım tarafında da Apple var. Telefon tarafında da Apple var. Bilgisayar tarafında da Apple var. İki türlü de her yönüyle daha senkron bir şekilde iletişim kurabiliyorlar. Hadi gelin iPhone Mirror'ın özelliğini deneyimleyelim. Bakın burada iPhone yansıtma özelliği diye çıkıyor. iPhone yansıtma özelliğini açtığımız zaman şöyle ortaya alalım parmak izini de giriyorsunuz ve iPhone 15 Pro'ya bağlanıyor. Yani şuradaki telefona direkt olarak bağlanmış oluyoruz. Şimdi geçtiğimiz zaman iPhone'u nasıl kullanıyorsak direkt olarak öyle kullanabiliyoruz. Hatta burada sihirli adamız bile bulunuyor. iPhone'da ne yaşıyorsak deneyim olarak aynı şekilde burada yaşayabiliyoruz. Mesela girdiğimiz zaman buradan işte galerideki olan fotoğraflarımıza mesela burada yapay zeka tanımlamış nasıl bir kedi olduğunu vesaire iPhone'u nasıl kullanıyorsak direkt olarak buraya aktarıyor. Gelelim bir diğer özelliğe iPhone'lardaki mesajlarımız direkt olarak Mac'imize gelecek. Peki bu nasıl olacak. Aynı hesabınız bağlı olması lazım. Aynı hesabınız bağlı olan iki cihaz arasındaki iletişim sayesinde iPhone'unuza gelen bir bildirim MacBook'unuza da geliyor. Bu şekilde telefonunuzla iletişiminiz en aza indirilmiş oluyor. Telefonla iletişimin ne zararı var diyeceksiniz. En küçük bir bildirim insanın dikkatini dağıtabiliyor ve dikkatinizi toparlamakta. 25-30 dakika arasında yani insanın verimliliğini düşüren bir konu esasında ne kadar az telefonla muhatap olursak çalışırken verimliliğimiz o kadar artıyor. Apple da bunu biliyor olacak ki telefonla o kadar çok senkronize etti ki bu cihazlar artık bir hale geldiler diye diyebiliriz. Hadi gelin bir diğer özelliğe yakından bakalım. Pencere yerleşim özelliği de şu şekilde çalışıyor. Mesela yeni pencere oluşturalım. Bunu sol tarafa atalım. Bir tane de not açtık. Sağ üst köşeye atıyoruz. Aynı zamanda bir dosyaya bakacaksınız diyelim. Köşeye de dosyaya atalım. Çok pratik bir şekilde gördüğünüz yerleşimini yapabildim. Bunu daha önce ekstra uygulamalarla beraber yapabiliyorduk. Artık çok daha pratik bir şekilde Mac'in kendi içerisinde entegre edilmiş bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellik de bu şekildeydi. Gelin biraz da Safari'ye eklenen yepyeni özelliğe bakalım. Mesela Safari'de girdiniz. Haber okuyacaksınız diyelim. Mesela Mac Mini ile alakalı bir haber var. Buradan açtığınız zaman okuyucu da görüntü ve yepyeni okuyucu arayüzü ortaya çıkıyor. Normalde yapay zeka ile bunu özetleyebiliyorsunuz fakat hala test aşamasında olduğu için benim kullandığım sürümde benim kullandığım yapay zeka çoğu yeri tanımıyor. Biraz sonra birkaç özellikten daha bahsedeceğim. Hala tam oturmuş özellikler değil. Birçoğu Amerika'da vesaire aktif. Türkiye'de de aktif oldukça sizlerle paylaşacağız. Buradan rengini değiştirebiliyorsunuz arka planınızın. Farklı fontları ayarlayabiliyorsunuz. Buradan geldiğiniz zaman mesela bir şey dikkatinizi dağıttı sizin bazı kısımları kaldırmak istiyorsunuz. Oraları sürekli olarak görmek istemiyorsunuz. Mesela alt kısma geldik. Sürekli olarak etiketleri görmek istemiyor olabilirsiniz. Etiket kısmını kaldır dediğimiz zaman direkt olarak uçuyor. Mesela İngilizce oku kısmını görmek istemediğiniz zaman tıkladığınız zaman çok güzel bir animasyonla, çok soft bir animasyonla uçup gidiyor. Onun haricinde şöyle bir özelliğimiz daha var. Onun haricinde Safari'ye eklenen bir diğer özellik ise yeni oynatıcı arayüzü. Açtınız diyelim. Enter full screen diyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Picture in picture özelliğinde kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde büyütüp küçültebiliyorsunuz. Bir yandan izlerken diğer işlerinizi de halledebiliyorsunuz. Bu şekilde MacOS'ta da yepyeni Safari özellikleri bulunuyor. Bütün cihazlarda hesap makinesi özelliği geliştirildiği gibi aynı şekilde MacOS'larda da geliştirildi. Uygulamalar kısmından geliyorsunuz ve hesap makinesini açtığınız zaman burada görüyorsunuz ki yepyeni arayüzüyle çok daha detaylı bir şekilde kullanabileceğiniz bir hesap makinesi bulunuyor. Normal basic hesap makinesinde kullanabilirsiniz. Bilimsel hesap makinesinde kullanabilirsiniz. Buradan işlemlerinizi yapabilirsiniz. Tekrar gelip programmer hesap makinesine geldiğiniz zaman burada binary karşılığını 16'lık tabanda karşılığını 8 8'lik tabanda karşılığını direkt olarak hesaplama imkanı sizlere sunuyor. Bu özelliği de zaten hani mühendisler bayıla bayıla kullanacaktır diye düşünüyorum. Evet yeni gelen bir diğer özellik ise notlarla alakalı. Notlara geldiğiniz zaman notlarda diyelim mesela sihirli elma diye başlığı attınız geldiniz Apple dediniz Apple'ı başlık yaptınız devamında bu şekilde kategorize edip birden fazla alt başlık içerisinde bir sürü yazıyı aynı sayfada çok daha düzenli bir şekilde tutabiliyorsunuz. Bu da çok daha pratik bir kullanım sunuyor. Onun haricinde mesela sesli notları ekleyebiliyorsunuz sesli notlara böyle ekliyorsunuz ve daha sonrasında transkript edip yazı haline getiriyor. Örneğin mesela şuradan seçtiğiniz zaman hala İngilizce desteği olduğu için sadece Türkçe olarak anlamıyor beni. Fakat İngilizce yaptığınızda da bu şekilde çalışıyor. Hello my friends gördüğünüz gibi İngilizce şekilde anladı. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Bir toplantıda ses kaydı alırsınız. Onu transkrip edebilirsiniz. Daha sonrasında özet şeklinde okuyabilirsiniz. Bu da çok verimliliği artıran bir özellik olmuş diyebiliriz. Onun haricinde küçük de bir özellik var notlarda. iPhone 15 dediniz. Mesela buradan geldiniz. Buradan renklendirebiliyorsunuz artık. Bu renklerle kodlayıp verimliliğinizi artıracak şekilde çalışma yönteminizi buraya adapte edebilirsiniz. Ve yeni gelen özelliklerden bir tanesi de Hover Typing özelliği. Buradan ayarlara geliyorsunuz. Ayarlardan Accessibility yani erişilebilirlik Hover Text. Burada ikisini de açtığınız zaman mesela kontrol tuşuna basıp yazıların üstüne geldiğiniz zaman yazılar büyüyor. Mesela benim gözlüğüm bazen yanımda olmayabiliyor. Kaybolabiliyor. O zamanlar için oldukça kullanışlı bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Mesela geldiniz. Yazı kısmına geldiniz. Yazı yazarken buradan Ali Şef hali dediğiniz zaman yazı kısmını da daha büyük bir şekilde görebiliyorsunuz. Kullanım pratikliği açısından çok şey katacak bir özellik. Çünkü yaşından dolayı, göz bozukluğundan dolayı ekranı göremiyor olabilirsiniz. Fakat bu özellikle birlikte yazılar büyütüp ekranı çok daha net bir şekilde görüp işlerinizi halledebilirsiniz. Ve gelelim oyuncuları sevindirecek bir haberimiz var. Oyuncuları sevindirecek haber nedir? Mac ve oyun diyoruz. Ne alaka aslında? Çok bir bağlantı kuramıyor olabilirsiniz. Fakat artık Apple oyunlarla alakalı geliştirme konusunda geliştiricilere ve firmalara çok daha fazla imkan sunuyor. Yeni eklenen Gameport özellikleriyle birlikte Ray Tracing teknolojisini de bu bilgisayarlarda kullanabiliyor olacak geliştiriciler. Bu da ne demek oluyor? Eski oyunlar olabilir, yeni oyunlar olabilir. Birçok oyunu bu bilgisayarlarda artık oynayabileceğimiz manasına geliyor. Fakat geliştiricilerin öncelikle bu cihazlara uygun olarak oyunları port etmesi gerekiyor. Oyunlar port edildikten sonra direkt olarak indirip Rahat rahat Mekimizde oyunumuzu oynayacağız. Bunlarla alakalı haberleri de ileriki süreçte sizlerle paylaşacağım. Kanalımıza abone olarak bu gelişmeleri de takip edebilirsiniz. Hemen bir diğer özelliğe daha geçelim. Parolalar uygulaması geldi. Daha önce yok muydu? Ayarlar içerisinde vardı. Erişimi biraz daha zor ve karmaşıktı. Birçok kişi parola uygulamasını haricen indiriyordu. Fakat artık parolalar uygulamamız geldi. Parmak izimizi okutup direkt olarak giriş yapabiliyoruz ve başka bir uygulamadan şifrelerimizi aktaracaksak eğer aktarma imkanı sunuyor. Onun haricinde bu şifre uygulamasından başka bir şifre uygulamasına geçecek olursak onlar da yine aktarma imkanı sunuyor. Onun haricinde kategorize etme imkanı sunmuşlar. Ve farklı şifrelerimiz, silinen şifrelerimiz hepsi burada güvenli bir şekilde iCloud altyapısı altında tutuluyor. Safari tarafında eklemek istediğim şöyle güzel bir özellik var. shift alt e girdiniz. shift alt çok fazla şekilde kullanıyorsunuz. Haberlerimizi takip ediyorsunuz diyelim. Bunu dokunuza ekleyip pratik bir şekilde sitemize girebilirsiniz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Buradan geliyoruz dosyalar kısmından. Add to Doc diyoruz ekle diyoruz ve direkt olarak burada görüyorsunuz shift delete net şeklinde bir uygulama gibi geldi. Açtığımız zaman da tamamen bizim sitemizi görüyorsunuz. Kullanıma hazır bir şekilde sizi bekliyor. Bunu diğer web sitelerinde yapabilirsiniz. Mesela YouTube'a kolay bir erişim istiyorsunuzdur. O alanda yapabilirsiniz. Çok farklı kullanım senaryoları da yine mevcut. Ve yeni gelen duvar kağıtları bulunuyor. Ekranında duvar kağıdı kullanmayı çok seviyorum. Özellikle MacOS'un kendi duvar kağıtları oldukça güzel bir çözünürlüğe sahip ve güzel manzaralar sunuyorlar. Wallpaper sekmesine geldiğimiz zaman görüyorsunuz ki Sequoia gündoğumu ve Sequoia eklen ve burada mesela Macintosh da var. Bu yeni eklenen Sequoia ve Sequoia Gündoğumu duvar kağıtları da eklendi. Ben Sequoia Gündoğumu'nu daha çok sevdim. Çünkü uyku modunu aldığımız zaman belli bir animasyonla bu alanı size gösteriyor. Bu daha canlı ve içinizi ferahlatan bir yapı sunduğu için benim daha çok hoşuma gitti. Hadi gelin bir sonraki özelliğimize yakından bakalım. Son olarak sunucu modunu açalım ve sizlere sunucu modunun detaylarını göstereyim. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Bir FaceTime araması. FaceTime aramamızı yaptık. Online görüşmelerde eklenen yepyeni özelliklerden size bahsedeceğim. Öncelikle burada kendi görüntünüzü görüp portre modunu açabiliyorsunuz. Stüdyo modunu açabiliyorsunuz. Arka plan ekleyebiliyorsunuz. Mesela tepkiler. Tepkiler modumuz açık. Bu şekilde yaptığım zaman Onaylama işareti gelecek. Onun haricinde ekran paylaşımında çok güzel özellikler var. Ekranımızı paylaşalım dediğimiz zaman burada görüyorsunuz tüm pencereleri göster. Onun haricinde küçük bir şekilde kendimi kenara koyabiliyorum. Ekranı paylaş dediğim zaman mesela kendimi küçük bir şekilde sol alt kısımda görebiliyorsunuz mesela. Bunu değiştirebilirim. Yukarıda alabilirim. Eğer bir sunum yapıyorsanız, öğrenciyseniz, öğretmenseniz veya çalışırken online sunumlar yapıyorsanız çok kullanışlı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Yani o kadar güzel ki sanki bir edit programıyla yapmışsınız gibi güzel bir yapı sunuyor. Onun haricinde başka ekrana geç vesaire dediğiniz zaman buradan biraz daha profesyonel profesyonel yayın yapısına yaklaşmış. Çünkü paylaşacağınız ekranı önceden görebilme ve sonrasında paylaşma özelliğiniz var. Mesela aniden özel mesajlarınız açık olabilir. Whatsapp'ınız, Instagram'ınız açık olabilir. Bunların kazara görünmesini engelleyebiliyorsunuz. Son olarak da şunu ekleyeyim. Satranç oyununa bir güncelleme geldi ve artık çok daha güzel gözüküyor. Ve gördüğünüz gibi çok daha güzel gözüküyor. Yani önceden biraz daha farklıydı. Biraz daha eski bir görünümü vardı. Artık bu şekilde daha yüksek grafiklerde satranç oyunumuzu oynayabileceğiz. Peki siz bu güncellemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.